Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Nürnberg istikametine doğru gidiyoruz. Leipzig taraflarındayız. Avusturya'ya doğru gideceğiz. Bir mal aldık buradan. O malı Avusturya'da indireceğiz. Ama şimdi sürüş saatimiz doldu. 9 saat 5 dakika falan sürmüşüm. Şimdi bir yerde durup mola yapmam gerekecek. Videoyu bir açayım dedim kapatmadan önce. Bakalım buralarda bir park yeri bulabilecek miyiz? Şu anda normalde yarım saat öncesinden park yeri aradım. Tabii doğal olarak hiçbir yerde bulamadım. Bakalım bu sefer bulabilecek miyim? Burada bir dinlenme yeri gösteriyor ama herhalde buranın çıkışında gösteriyor. Ya da ileride bir yerde gösteriyor. Burada olmadığına göre 1000 metre ilerideymiş park yeri. Adı neymiş? Invertal. Park, WC hepsi mevcut. Bakalım. Oralar hep tarla. Otoban kenarı. Bir ağaç ya tarla oluyor. Şimdi park konusunda biraz zorlanıyoruz. Biraz sıkıntı çekiyoruz. Park yeri konusunda. Umarım bulabiliriz. Burası da küçük bir park yerine benziyor. Şimdi göreceğiz bakalım bulabiliyor muyuz, bulamıyor muyuz. Yolda zor oluyor yani bizim park olaylarımız. Bunu canlı canlı bir göstermek istedim. Gerçi 2-3 yerde durdum ama oralarda park yeri bulamadım. Şimdi bakalım. Burası da full gibi duruyor. Burası da full gibi duruyor. Buraya da şey yapmışlar. Herhalde yer bulamayınca falan tabi böyle yerlere giriyoruz. Arabaların olduğu yere, bölgeye. Burada bulabilecek miyiz bakalım. Var gibi duruyor aslında ama bir tane var sanırım. Harbiden buldum. Harbiden buldum. Şurada çok şey durmuş ya. Buraya nasıl gireceğiz ki böyle? Biraz daha ileriye doğru dursaydı güzel olacaktı. Tabi değmeden bakalım girebilecek miyiz? Gayet güzel bir şekilde girdik. Amca uyuyor mu? Ne yapıyor? Sigara içiyor. Güzel. Aracımızı kapatalım. Şimdi arkadaşlar, Taco'da ne işlem yapıyorum? Size onu göstereyim. Kamerayı buradan çözelim. Arabamızı durduralım. Normal ışıklarımızı kapattık. Şu an Taco'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu takograftan kartımızı nasıl çıkartacağız? Şimdi ben Almanya'dayım. Taco'dan kartımı çıkartmak istiyorum. Şuna basılı tutuyorum bir numaraya. Çünkü birinci sürücü olduğum için. Gör başlıyor. Parmağımı çektim. Ende Land. Yani diyor ki bitiş ülkesi. D Deutschland oluyor. A Avusturya oluyor. I İtalya oluyor. Biz Almanya'dayız. D yanıp sönüyor. Şöyle OK tuşuna basacağız. Yükleniyor. Tagesvert diyor. 9 yani bugünün tarihi var. Çıktı almak istiyor musun gibi. Evet diyorum. Ya yapıp tekrar şurada OK var. OK'ye basıyorum.
Ausdruck in UTC, yani şimdiki zamanlı mı? Evet, bugüne dair almak istiyorum. Ausdruck geçti artık, başladı diyor. Çıktı işlemi başladı. Buradan da mesela takı kağıdını çıkartıyor. Aynı zamanda kağıdımızı da kartımızı da buradan çıkarttı. Tako işlemi bu kadar. Ben bu çıktıyı alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu çıktının arkasına saatlerimi, bu akşam nerede uyuduğumu, ondan sonra hangi saat aralıklarında Almanya'da olduğumu, bunların hepsini yazıyorum. Kendime not tutuyorum. Ki bu ay sonunda hani maaşımızı hesaplamamıza da yarıyor. Atıyorum mesela şimdi park yeri bulamasaydım şey yapabilirdim. Yazabilirdim arkasına işte "Ich habe kein Parkplatz gefunden" falan. Hani park yeri bulamadım. Polise bunun hesabını verebilmek için hani bu çıktıyı ben yanıma almış olursam daha faydalı olacak tabi. Polise gösterebilirdim bunu, ispatlayabilirdim. Hemen yazdım o gün falan diye. Tako bu kadar arkadaşlar. Yani daha bir sürü şeyleri var. Tako için ayrı bir video yapacağım ama hani şu anda gelip durmuşken de bunu size göstermek istedim. Şöyle bir park yeri. Burada tuvaleti falan var. İşte çoğu şoför su dolduruyor. Çöp yerleri var. Çöp atma yerleri. Pek fazla da bir şey yok. Oturaklar var karşıda. Doğal yerler var. Doğal manzaralar var. Hep beraber bir inip bakalım o zaman. Neler var neler yok. Çok fazla bir şey yok ama yine de böyle bir etrafı bir çekelim. Nasıl bir atmosferi varmış diye bir bakalım. Çok yağmur vardı bugün. Yağış hiç durmadı. Gerçekten daha şimdi böyle ufak ufak durdu ama herhalde yine yağacak gibi. Buraya koymuştum. Ayakkabı arkadaşlar sırılsıklam oldu. Buraya koydum diye. Aslında poşete koyup onu yapmam gerekiyordu ama unuttuğum için şöyle ayakkabıları şurada, bilmiyorum gözüküyor mu, şurada kurutuyorum. Bayağı ıslandı bugün. Yedek, Allah'tan yanımda yedek ayakkabım vardı. Bunlar önemli şeyler. Buraya bir daha poşetsiz yağmur yağdığı zaman falan içi su alıyor. Araba koyum, ayakkabı koymayacağım. Arkadaşlar şimdi neden böyle mesafeli durduk? Şöyle mesela biraz daha gerisinde durdum. Şimdi öndeki tır da benim biraz gerimde. O da DAF. 460'lık. Bizimkisi. Gördüğünüz gibi 480'lik. Perdeleri çekmiş. Yatıyor. Bu da arkadaşlar galiba ağır yük taşıyor. Bakın. Bu kamyonun tekerleri gördünüz mü? Bu bayağı yüklü. Bayağı yüklü bir tır, biraz ağır. Ağır yük taşıyor galiba. Hep çift tekerler falan. Tek tekeri neredeyse yok. Sadece şununla var. Tek tekeri. Neyse, neden öyle durduk? Şimdi bu çıkacağı zaman rahat, şuradan rahat çıkabilsin diye. Hani benim şu kısmı götürmesin. Aynayı götürüyor çoğu çünkü. Yani şeytan dorsenin en arkadaki dorsesi buradan dönüş yaparken, çünkü önde de fazla mesafe yok. Bu kısmı götürmesin diye, önemli bir husus. O yüzden her geçen böyle geride duruyor. Şöyle bakalım neler varmış. Etraf şöyle bir. Tırlar var, herkes yapmış. Şurada WC var, tuvaletleri var. Çok bayağı sakin bir yer. Burada da tırcılar tuvaletlerini yapsın diye. Burada kurallar var. İşte yiyecekleri, içecekleri falan çöplere atın diyor. Böyle sakin, otobanın kenarında bir yer. Gayet sakin bir yer yani, çok. Bir esprisi yok buranın. Fazla tır park, yani tırların park edebilmesi için fazla yer de yok. Yaklaşık işte bir 15-20 tır kadar maksimum. Park yeri bulamayan tırcılarsa mesela şurada, şöyle şuraya park etmiş. Kenarına geçilebilecek yine mesafe var diye. Böyle bir yer. Hiç kimse yok. Doğayla iç içe falan.
karşıda da bir küçük 1 tonluk araçlar. 1 tonluk yük taşıyan araçlar. Şurada engelli parkı falan var. Biraz rüzgar var. Herhalde yağmur durmayacak. Banklar var. İnsanlar burada yemeklerini yiyebilsinler, oturabilsinler diye şöyle banklar yapmışlar. Şu direği tam ne olarak, ne amaçla koymuşlar onu anlamadım. Bas istasyonu tarzında bir şey desem o da değil. Acaba elektrik mi dağıtıyorlar buradan onu da bilmiyorum. Böyle bir yer arkadaşlar burası. Bizim tırımız da karşıda. Şurada DAF. Etraf böyle. Şimdi biz istirahatimize bakalım. 9 saat burada mola yaptıktan sonra devam edeceğim tekrardan. Avusturya istikametine doğru. Yaklaşık 5-6 saatlik yolum falan var. Şimdi saat 7. 19.00. 9 saat pauza yaparsam gece 4'te tekrar iş alacağım. Biraz erken saatlerde alıyoruz tabii. Ama yarın da tabii işim biraz daha erken bitebilir. Avusturya'da. Ya tekrar yola çıkarım yüklemek için. Ya da yarın Avusturya'da olacağım için eğer sürüş sürem ve zamanım yetmezse evde de kalabilirim. Böyle güzelliği de var. Tabii evde kalmak da ekstra benim için bana enerji katıyor. Duş alabiliyorum. Yemeğimi evde yiyebiliyorum. Yani dışarıda kaldığım zamanlar biraz daha fazla masraf yapıyorum. İşte yol kenarlarından pek almam. Birçok şey almıyorum. Yol kenarlarından. İşte sandviçti falan filan var aslında ama genelde işte bizim bir Kamil abimiz var. Paso'da bir istasyonda. Yani yakıt aldığım yerde falan. Onu önceden arıyorum. Eşi poğaça falan yapıyor. Bir gün onunla da video çekeceğim. Bizim tedarikçimiz sağ olsun abi. Eşi falan yapıyor. Ondan sonra çok güzel böyle poğaçalar falan var. Onları yiyoruz. Bayatlamıyor da kolay kolay. Ekmek de yapıyorlar. İşte kendileri yapıyorlar yani ekmeklerini, sütlerini, poğaçalarını işte bir sürü şey yapıyor eşi. Sağ olsun o da şoförlere veriyor. 50 centten alıyoruz poğaçayı. Orada bizim Türk tırcılarımız da çok var. Onlar alıyor. Bir poşette 5 tane var. 2,5 euro veriyoruz. İşte ben mesela genelde 2 paket falan alıyorum. 10 tane. O bana 2 gün yetiyor. 2-3 gün. Sabahları falan yiyorum. Bazen de acıkınca ağza atmaya bir şey oluyor. Hemen tak diye ağzına alıp atıyorsun. Yani hani demek istediğim yolda olduğumuz zamanlar bir tık daha fazla masraf yapıyoruz. Ama evde olduğumuz zaman işte sigara böreğiydi, oydu buydu falan bir şekilde. Bir de yanımıza yemek de alabiliyoruz. Sulu yemek, ertesi günün akşamı için falan. İyi olmuş oluyor. Kısaca bu kadar arkadaşlar. Ben istirahat edeyim. Biraz dinleneyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.